Biz için son derece önemli oldu. Tabii. Edirne valisi Dursun Ali Şahin 64. Hükümet Kabinesi'nde Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yer almasını değerlendirdi. 1 Kasım genel seçimlerinde Bursa'dan milletvekili seçilen Doktor Mehmet Müezzinoğlu'nun bugün açıklanan 64. Hükümet Kabinesi'nde Sağlık Bakanı olarak yer alması Edirnelileri de sevindirdi. Göçmen olan ve 61. dönem hükümetinde Edirne'yi temsilen Sağlık Bakanı olan Mehmet Müezzinoğlu, 25. dönem milletvekilliği seçiminde Bursa'dan vekil seçilmiş ancak Edirne ile ilişkisini hiç kesmemişti. Edirne valisi Dursun Ali Şahin, yeni kabinede Sağlık Bakanı olarak yer alan Mehmet Müezzinoğlu'nun Bursa'nın olduğu kadar Edirne'nin de bakanı olduğunu dile getirdi ve memnuniyet duyduğunu söyledi. Edirne'miz için son derece önemli oldu. Tabii ki Edirne'yi düşürmemek lazım. Burada sadece Türkiye'yi düşürmek lazım. Edirne'yi de hiçbir zaman ben dedi bakansız bırakmayacağım diye söz vermişti. Bu vesileyle Sağlık Bakanımızın tekrar Sağlık Bakanı olarak atanması bütün Edirnelileri, partili partisi herkesi memnun etmiştir. Herkesin tebessümü artmıştır diyorum. Kendilerine başarı diliyorum. AK Parti Edirne İl Başkanı Avukat Yasemin Meral'di, Bursa Milletvekili Doktor Mehmet Müezzinoğlu'nun 64. Hükümet Kabinesi'nde Sağlık Bakanı olarak yer almasını değerlendirdi. İl Başkanı Meral açıklamasında, Edirne'de yatırımları hepimiz gözle görüyoruz. Bunların büyük bir kısmı bakanımızın katkılarıyla oldu. Edirne milletvekili olmasa da bize hep yardım etti. Desteğini esirgemedi. Yeni görevi hayırlı olsun dedi. Yeni kabine evet bugün açıklandı. Sağlık Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu tekrar kabinede görev aldı. Biz Edirne olarak son derece memnunuz bakanımızı tekrar Sağlık Bakanı olarak görmekten. Edirne'de biliyorsunuz yatırımları hepimiz gözle görülür büyük yatırımlar yapıldı. Bunların da ben inanıyorum ki büyük bir kısmı Sayın Sağlık Bakanımızın katkıları ve destekleriyle olmuştur. Bundan sonra da olacaktır eminim. Sayın Bakanımız her ne kadar Edirne milletvekili olmasa da bize bu seçim döneminde daha önceki dönemlerde de her zaman yardım ve desteğini devam ettirmiş. Bizden desteğini esirgememiştir. Biz kendisine gerçekten yeni kabinedeki görevi hayırlı olsun dileklerinde bulunuyoruz. Ve inşallah güzel işlere birlikte imza atacağımızı düşünüyoruz. Katkılarını Edirne'ye bekliyoruz tabii Sayın Bakanımızın. Yeni kabine öncelikle Türkiye'ye hayırlı olsun diyorum. Tabii Türkiye'de istikrar için kabinenin bir an önce kurulması gerekiyordu. Bu 5-6 aylık dönemde evet bir geçici hükümet vardı ama tabii kurumlar tam olarak bir belirsizlik de hakim olduğu için kurumların tam olarak işleyemediğini düşünüyorum. Ama bundan sonra gerçekten Türkiye'de istikrar adına kabinenin kurulmasından sonra da büyük atılımlar ve yatırımlar olacağını düşünüyorum. Hepimize hayırlı olsun.